Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Adem aleyhisselam barisinde nevrundan hadisler. 8. hadis. Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Adem aleyhisselam Allah Teala'dan istedi ki onun için layığı bir canişin seçsin. Allah ona böyle vehyetti. Ben peygamberleri nübüvvet makamıyla azizlemişim. Sonra da mahluklarımın arasında en yakışanlarını onların canişinleri tayin etmişim. Sonra buyurdu, ey Adem, şeysi özün için canişin seç. Bununla da Adem oğlu şeysi özü için canişin seçti. O, Hibbetullah adıyla meşhur idi. Dokuzuncu hadis. Ebu Abdillah aleyhisselam buyurdu. Allah Adem'i aleyhisselam yarattıktan sonra Havva'nı vücuda getirdi. Adem dedi, Perverdigara, bu güzel varlık nedir? Ben onunla birlikte olmağı, onun yüzüne tamaşa etmeyi çok istiyorum. Allah buyurdu, ey Adem, bu benim kenizimdir. Adı Havva'dır. İsteyirsen mi ki hemşerik olarak seninle birge ve senin munisin olsun, seninle danışsın ve gösterişlerini emar etsin. Adem aleyhisselam arz etti. Beli perverdigara, ben bu lütfen hatırına ne kadar ki diriyem, sana hamd ve sana diyeceğim. Allah buyurdu, onun elçiliğini benden et. Çünkü o benim kenizimdir. Senin için de layıklı ve şehvet bakımından da yakışıdır. Allah şehvet kuvvesini Adem'de yarattı. Ama bütün şeyleri ona evvelceden öğretmiştim. Adem aleyhisselam arz etti. Perverdigara, ben Havva için senden elçilik edirem. Bu iş için ne etmeliyim? Allah buyurdu, senden istediğim budur ki, sana öğrettiğim dini ve şari meseleleri ona öğretesen. Adem aleyhisselam arz etti. Perverdigara, eğer bunu isteyirsense, ben bunu hükmen yerine getirerim. Allah buyurdu, bəli, elə bunu istəyirəm. Mən sizi bir-birinizə ərarvat qərar verdim. Sonra Allah onların əqdini oxudu. Onuncu hədis. Mələikələr Allahın əmri ilə Adəmə səcdə etdikləri zaman İblis bu işdən imtina etdi. Allah Teala buyurdu, Behiştən çıx. Çünkü sen kovulmuşsan ve kıyamet gününe kadar benim lanetime düşer olacaksan. Sonra Adem'e aleyhisselam buyurdu. O malaikelere teref get ve onlara de. Allah'ın salamı, rahmet ve bereketi sizlere olsun. Adem gelip onlara salam verdi. Onlar dediler, Allah'ın salam, rahmet ve bereketi sana olsun. Sonra Allah Adem'e buyurdu. Elə bu salam ve rahmet senin ve senden sonraki evladların için ebedi kalıp kıyamet gününe kimi devam edecektir. 11. hadis. Ebi Abdillah aleyhisselam böyle buyurur. Adem'in nübüvveti sona çattıktan,
Orucesi tamamlandıktan sonra Allah ona vahyedi buyurdu. Ey Adam! Senin nübüvvet dövrün sona yetmiş. Orucin yer üzerinde tamamlanmıştır. İndi öz yanında olan ilim, iman ve nübüvvet mirası, ilim eserleri ve ismi azami oğlun Hibetullah'a şeyse tahvil ver. Çünkü ben yeryüzünü hiç vakit ilimsiz koymaram. İlmin vasıtasıyla bana itaat olunur ve dinim tanınır. Ve ilim benim dinime itaat eden herkes nicat yolu olar. 12. hadis. Ebu Abdillah aleyhisselam böyle buyurdu. Adem aleyhisselam Kabe'nin asanasında dayanıp dedi. Perverdigara, benim sapmalarımı güzeşte get, günahlarımı bağışla ve beni ele çıkarttığın eve kaytar, yani behişten. Allah buyurdu. Senin sapmalarını güzeşte gettim, günahlarını bağışladım. Tezlikle seni o eve kaytaracağım ve seni hemen evden çıkartmıştım. On üçüncü hadis. Ebu Abdillah aleyhisselam böyle buyurmuştur. Adem aleyhisselam öz özüne danışarak Allah'a şikayet etti. Allah buyurdu. Bu haletten hilas olmak için la havle ve la kuvvete illa billah zikrini çok tekrar et. On dördüncü hadis. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur. Perverdigâr-ı âlem buyurdu. Ey Adem! Doğrudan da sen peygamberlere nübüvvet makamı vermekle onları azizledim. Onlar için canisin seçip o canişinlerin mahlukatımın içinde en yakşılar karar verdim. Sen de oğlun şeysi canişin seç. İkinci bölme. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın barisinde nakl olunan hadisler. 15. hadis. Nuh'un Aleyhisselam ömrünün uzun olmasının sebebi buydu ki Allah Teala onun kalbine bela nazil etmek isteyende Ruhul Emini Cebrail'i 7 tane ağaç tohumu ile Nuh'a taraf gönderdi. Cebrail aleyhisselam dedi, ey Allah'ın peygamberi, Allah Teala buyurur, onlar benim bendelerim, mahluklarımdır. Ben belanı onlara taraf yalnız o vakit gönderirim ki, evvelce daveti takip edem, hücceti onlara tamamlayam, geri kayıt ve öz kavmini bir daha hakka davet et. Ben senin hak olmağını onlara göstereceğim. Bu daneleri yere ek. Çünkü onlar cürbecür cücerip, bunlar cücerip büyüdükten sonra, yaşıllaşıp meyve verdikten sonra senin kurtuluş yolun hazırlanacaktır. Bu haberi seninle olan müminlere de haber ver. Nuh aleyhisselam onları ekti. Onlar cücerip büyüdü. Kol budak atarak meyve verdi. Elbette bunlar çok uzun müddette oldu. O Allah'tan vadesini gerçeklenmesini istedik de Allah Teala ona gösteriş verdi ki yine amele gelen tohumları da eksin ve sey edip çalışsın. Hücceti öz kavmine tamam etsin. Nuh'a aleyhisselam iman getiren şahslar bu mevzudan haberdar olduğunda onlardan 300 nefari dinden döndü. Onlar değildiler. Eğer Nuh Aleyhisselam'ın dediği sözler Allah'ın azap vaadesi düzdürse, Allah da hiç vakit öz verdiği vaadeye hilaf çıkmaz. Bas ne için indiği kimi azap nazil olmamıştır? Nuh Aleyhisselam her defa öz arzucularına gösteriş verirdi ki, ağaçları
eksinler. Nihayet 7 defa ektiler. Ağaçlar büyüyüp inkişaf etti. Bu müddet arasında ona iman getirenin ekseriyeti dinden çıktılar. Yalnız 70 nefer onun dininde kaldı. Sonra Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a vahyetti. Ey Nuh! İndi artık her şey zahir oldu. Hak senin gönlün için aşikar oldu. Her habis batini var idiyse zahir oldu. Eğer senin azap istediğin vakit ben kafirleri helak edip öldürseydim, o zaman sana iman getirip sonra mürtet olanlar diri kalacaktı. O zaman benim sana halis iman getiren müminlere, habire senin nübüvvetine sarılanlara verdiği vaadi düzgün olmazdı. Çünkü ben vaada vermiştim ki onları yeryüzünün canişinleri tayin edeceğim. Ben onların ekseriyetinin zayıf imanlarından agah idim. Batinlerinin habis, niyetlerinin bad olmasını bilirdim. Bu halde onları nece özüme canişin seçebilirdim ve onlara nece eminamanlık bahşedebilirdim. Onların imanları hakiki olmadığına göre yeryüzünde sonradan canişin olacakları takdirde öz muhaliflerini öldürecektiler ki özlerini kudrete çattırsınlar. Eğer onlar nifak, münafıklık ve bedniyet hususiyetleriyle yanaşı, özlerini müminlerle yanaşı görseydiler, hiç kes onları tanınmasaydı, daha da üreklenecek ve öz kardeşlerini düşmanlığa çekecek ve riyaset elde etmek için muharebe yapacaklar. Onları müminlerin arasında olmasıyla yanaşı dinden nece aramlık müminlerin arasında aminamanlık barikalar olabilirdi. Ve böyle bir vaade gerçekleşmezdi. Lakin ben azabın nazil olmasını tehdide saldım ki onlar müminlerden seçilsinler ve onlar öz imanlarından dönsünler. İndiki bu iş hayata geçti. Ben öz azabımı senin gövmüne gönderirim. Sen bizim kömeğimiz ile büyük bir gemi düzelt. 16. hadis. Hazreti Rıza aleyhisselam buyurur. Gemiye binen zaman Allah Teala Nuh aleyhisselama böyle vahyetti. Ey Nuh! Eğer geminin gark olmasından korkursansa benim için 1000 defa tehlil, La ilahe illallah ve tesbih, Sübhanallah de ve menden nicat iste. Ben seni ve seninle gemide olanların hamısını gark olmaktan hilas ederim. 17. hadis. Nuh aleyhisselam gemiden yere indikte Allah Teala ona böyle vahyetti. Ey Nuh! Ben bendelerimi bana ibadet etmek için yaratmışım. Onlara emrettim ki bana itaat etsinler. Lakin onlar isyankarlık ve itaatsizlik ederek benden gayrisine ibadet ettiler. Nihayet benim azabıma layık oldular. Ben de onları gark ettim. İndi ben öz göğsümü bendelerimin arasında emanet koyuyorum ki benimle onların arasında ihtimat yeri olsun. Kıyamet gününe kadar benim gazabim vasıtasıyla gark olmaktan amanda kalsınlar. Nuh aleyhisselam bu vahiyden hoşhal oldu. Göğsün dahilinde bir veter ve keman var idi. Bu da muharebe ve gazap simvolu idi. Allah Teala kemanı ve veteri onun dahilinden çıkarttı. Tekçe göz kaldı. Onu cemaatin ve ülkelerin gark olmaktan amanda kalmak vasıtası etti. 18. hadis. Ebu Abdillah aleyhisselam böyle buyurmuştu. Hazreti Nuh gamgusseden Allah'a şikayet etti. Allah ona vahyetti. Ve buyurdu. Üzüm ye. Çünkü üzüm gamgusseni aradan aparır. 19. hadis. Ebu Abdillah aleyhisselam böyle buyurmuştur. Nuh yeryüzündeki
suların gark olan insanların sümüklerinin içine dolduğunu müşahede ettik de şiddetle ahufağan eleyip gamgin oldu. Allah Teala ona böyle vahyetti. Bu senin öz amelinin neticesidir. Sen onları azabın nazil olmasına davet ettin. Nuh arz etti. Perverdigara, ben öz amelimden senin dergahına istiğfar edip tövbe edirem. Sonra Allah Teala ona böyle vahyetti. Kara üzüm ye. Kalbin gamgusseden azad olsun. İgirminci hadis. Abu Abdillah aleyhisselam böyle buyurmuştur. Nuh aleyhisselam 2500 yıl ömür sürdükten sonra Cebrail aleyhisselam onun yanına nazil olup dedi. Ey Nuh! Allah buyurur ki senin nübüvvet müddetin tamam olmuş, ömrün sona çatmıştır. Bütün ismi azami, elm mirasını ve nübüvvet elminin eserlerini oğlum sana ver. Çünkü ben hiç vakit yeryüzünü bana itaat eden yollarını cemaata tanıttıran ve benim isteklerimi onların diyen alimden boş koymamışım. Böyle ki o besatla peygamberi Ekrem'in salavatullah arasında cemaati hidayet etsin. Ben cemaati onları benim tarafıma çağıran yoluma hidayet edenden bürhan ve hüccetten benim emirlerime alim olan bir şahsten mahrum etmedim. Çünkü ben böyle mukadder elemişim ki her bir kavim için bir hidayet eden gönderim. Onun vasıtasıyla yakşı insanlar düz yola hidayet olunsunlar. Pis ve bedbaht insanlara ise inkar olunmaz hüccetim olsun. 21. hadis. İmam Muhammed Bagir aleyhisselam böyle buyurur. Nuh aleyhisselamın nübüvvet müddeti sona yettikten sonra, ömrü kurtardıktan sonra Allah Teala ona böyle vahyetti. Ey Nuh! Senin nübüvvet devrin kurtarmış, ömrün sona çatmıştır. İndi elm, iman, ismi akrab, ekber, elm mirası ve nübüvvet elminin eserlerinin öz evlatlarından birine ver. Çünkü ben nübüvveti peygamberlerin ailelerinden kesmeyeceğim. Elece Adem'den senin devrine kadar kesmemişim. Yeryüzünü benim dinimi insanlara tanıttıran, bana itaat yollarını onlara diyen ve iki peygamberin devri arasında dünyaya gelen nesillerin kurtuluş sebebi olan bir alimsiz kulumum. Sonra Hazret buyurur ki Nuh öz oğlu Sam'a Hud peygamberin gelişini müjde verdi. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.